Uykuda hareket etmenin önemi. Kehf suresi 18. ayet. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar derin bir uykuda uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın. Onlardan içini korku kaplardı. Bu ayette yüzlerce yıl uykuda kaldıkları bildirilen kef ehlinden bahsedilmektedir. Ayrıca Allah Celle Celaluhu bu ayette bu kişilerin bedenlerini sağ ve sol yanlarına çevirdiğini bildirmektedir. Bunun hikmeti ise çok yakın bir tarihte keşfedilmişti. Uzun süre aynı yatış pozisyonunda kalan insanlar kan dolaşımında komplikasyonlar meydana gelmesi Deride yaraların oluşması, yatılan yüzeye temas eden bölgelerde kanın pıhtılaşması gibi ciddi sağlık problemleriyle karşılaşırlar. Uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında meydana gelen yatak yaralarına basınç yaraları da denir. Çünkü çok uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında vücudun belli bir bölgesine uygulanan sürekli basınç kan damarlarının sıkışıp kapanmasına neden olabilir. Bunun sonucu olarak kan yoluyla taşınan oksijen ve diğer besinler deriye ulaşamaz ve deri ölmeye başlar. Bu durum vücutta yaraların oluşmasına sebep olur. Eğer bu yaralar tedavi edilmezse derinin katmanları, yağ ve kas dokuları da ölebilir. Derinin ya da dokunun altında oluşan bu yaralar tedavi edilmezlerse ya da enfeksiyon kaparlarsa ciddi boyutlara ulaşabilir hatta hayati tehlikeye sebep olabilirler. Bu nedenle deri üzerindeki basıncı azaltmak için her 15 dakikada bir pozisyon değiştirmek en sağlıklısıdır. Kendi kendine hareket edemeyen felçli hastalarda bu nedenle özel bir bakıma tabi tutulurlar ve her iki saatte bir başkasının yardımıyla hareket ettirilirler. Yukarıdaki ayette yüz yılımızda keşfedilen bu tıbbi bilgilere dikkat çekilmesi, kuşkusuz Kur'an'ın ayrı bir mucizesidir. Doktor Mashar Kazi 130 Evident miraculous in the Kur'an Sayfa 108 12 Mayıs Mevlana Takvimi